Olcan hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim çok teşekkürler, sen? Gerçekten iyi misin? Gerçekten iyiyim. 30-40 tane maç izlemiş gibi duruyorsun. Evet, e, izledim. <laughs> Sayılı. Weghorst, Cesus'un e, analiz videosu. Bruno Henrique derken evet. bir 30-40'ı buldum gerçekten. Bir 30-40 tane daha izleyeceksin herhalde yakın zamanda. Bu kadar transfer haberi olunca Fenerbahçe'de evet izleyeceğim gibi duruyor ama problem yok. Ben de kendimi geliştirmiş oluyorum böylece. Peki, Bruno Henrique'yi konuşacağız bugün. Önce arkadaşlarımız yani ben canın çektiği için sosyetsiz söyledim. Sen de fayda program sonunda herhalde. Evet e, sevgili Sinan abiye göre bana ekstra kıyak geçiriyormuş ama bir önceki programdaki çiğ böreği de e, gördüm. Onunla alakalı da ekstra bir tasarrufunuzu bekliyorum ben de yakın zamanda. E, sen siparişini verdin ben de yemek sepeti hatırlatmasını yapayım. Yemek sepetinin ikiye bir kampanyası devam ediyor. İki farklı 40 liralık yemek siparişinize. Üçüncü siparişinizde 40 lirada siz indirim kazanıyorsunuz. Bu kampanyadan faydalanmak için yemek sepeti uygulamasını telefonunuza indirerek siz de yemek siparişinizi verebilirsiniz diyelim. Ve biz Bruno Yenik'i ye incelememize devam edelim. Kimdir bu adam ve nasıl bir kariyeri vardı şimdiye kadar? Bruno Henrique Pinto 31 yaşında 1.84 boyunda en temel özellikleriyle birazdan zaten boyunun onun oyununa olan pozitif yansımalarında konuşuyor olacağız. Kariyerinde Brezilya dışına sadece bir kere çıkmış orada da bir Wolfsburg kariyeri var aslında o kariyer yok bile diyebiliriz. Brezilya milli takım formasını iki kere giymiş ve şu an hali hazırda Flamengo forması giyen saf bir hücum oyuncusu. Hücum bölgesinin her yerinde kullanabileceğiniz yetenekli bir arkadaşımız. Yayından önce konuşurken bana fuleli bir oyuncu olduğunu söyledin. Fuleli adamları severim çünkü saf hız değil, çabuk hızlanabilen ve bu şekilde savunma arkasına güzel koşular, faydalı koşular atabilen adamlar oluyorlar. Nedir bu adamın artıları? Fuleli oyuncuları ben de çok seviyorum. Bir de böyle uzun adımlar atıp üstüne gerçekten bir çabukluk ve hız olunca ekstra büyük bir tehdit oluşturuyorlar. Bruno Henrique'nin artılarını aslında zaten senin de dediğin gibi direkt böyle girebiliriz. Özellikle topu kanatta aldığı zaman ve rakip takım oyuncusunu karşısına aldığı zaman hızıyla, dribbling becerisiyle ve bunun yanında teknik kapasitesiyle, çalım yeteneğiyle de rahat bir şekilde ekarte edebiliyor. İlk özellik olarak bunları söyleyebiliriz. Fenerbahçe transfer dönemine fazlasıyla hızla girdi. Biz de Sports Digital olarak bu hıza yetişmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin bu transfer döneminde gerçekleştireceği bütün transferlerin analiz videolarını kanalımızda izleyebilirsiniz. Bu videoları kaçırmamak için Sports Digital YouTube kanalına abone olun. Aslında onun oyun tanımı kanatta forma şansı, kenarda forma şansı bulsa da fazlasıyla forveti desteklediği koşularda yatıyor aslında temel özelliği. Ama yine de topla çizgiye yakın olarak buluşmayı da sevdiğini söyleyebiliriz. Çünkü o da yeteneklerinin farkında ve bunu nasıl kullanacağını da gayet iyi biliyor açıkçası. Kanat forvet rolüne daha fazla yatkın. Bunun belirli avantajları var onun oyununda. Çünkü bir şekilde kenardan sürekli forveti yani Santrafor partnerini destekleyen koşular atıp savunmanın dengesini bozan oyunculardan bir tanesi. Boşalttığı alanlara kendi takım arkadaşları, koşular atıp yine e, atıyorum adam adamın markajda savunma dengesini bozabiliyorlar. Ve bu tarz oyuncularla oynamak bir santrafor oyuncusu için bence çok daha iyi. Çünkü bu hem skor yükünü onun üstünden almak demek hem de ceza sahasındaki o takımın hücum yetkinliğini biraz daha bölüşmek anlamına geliyor. Bu yüzden Bruno Henrique oynayan bir santrafor oyuncusu aslında oyun içerisinde daha fazla rahat ediyor olabiliriz. Bunu da zaten Fenerbahçe taraftarında bence en çok merak ettiği kariyer tarafı Flamengo döneminde Gabriel barboza ileride oynayan oyuncu ve aslında da forvet arkasındaki partnerleri Aras ve Everton Ribeiro ile olan hücum anlaşmasından da görebiliyorsun. Hakikaten bu oyuncuların başta Bruno olmak üzere hücumda hareketli bir yapı sergilemeleri hepsinin birbirine bir artısıydı. Ve Bruno da o dönem Cesus'la beraber çok acayip bir performans gösterdi. 54 maçta 38 gol 15 asistlik bir performans diye hatırlıyorum. E, hakikaten çok acayip bir hücum takımıydı ki Cesus'u e, analiz ettiğimiz videoda da burada fazlasıyla bahsetmiştik ondan. 1.84 boyundan bahsettik değişik bir şey. Yani bu kadar hızlı, bu kadar teknik bir oyuncunun bir yandan da hava hakimiyeti olması çok enteresan. Sadece boyuyla kalmıyor. Bence fena da olmayan bir sıçrama yeteneği var. Kafa gollerini de fazlasıyla görebiliyorsun. Bu bence şöyle bir avantaj. Şimdi delici koşullarından bahsettik. Özellikle back ve stoper arasına attığı koşulardan. Bir, böyle savunma dengesi bozuk. İki, havadan iyi olması Türkiye Ligi açısından bence önemli bir avantaj. O da şu, ben bizim ligdeki oyuncuların... ...çevre kontrolünün ve kadem anlayışının hakikaten çok zayıf olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden bu tarz savunmaya göre dengesiz oyuncular... ...bizde biraz daha ön plana çıkıyor. Şimdi aklıma hemen Onyekuru geldi mesela. E, Fenerbahçe'de sol kanat forvet oynadığı dönemde Musa Sobak aklıma geldi. Ve yine havadan özellikle ar arka direk koşularıyla... ...savunmacıları cezalandıran Kaylar'ın aklıma geldi. Bu tarz oyuncular fazlasıyla e, bizim Türkiye Ligi savunmacıları için biraz daha cezalandırıcı olabiliyor. Bu anlamda da bir avantaj olarak direkt söyleyebiliriz. Bu arada hızıyla alakalı bir şey ekleyebilirim. Bir istatistik sitesinin verdiği veriye göre bir maç içerisinde en yüksek hıza ulaşan oyuncu Bruno Henrique. 38 km hızdan bahsediyoruz. Bale, Mbappe gibi oyuncuları da geride bırakmış bir isim aslında baktığında. Golcülük performansından bahsettik. Şöyle bir toparlamamız gerekirse de yani bir hücum oyuncusuna arayabileceğin aslında baktığında her şey var. Ee, bitiricilik aslında öyle çok çok üst düzey değil ama yine de size belirli bir skor katkısını belli bir sistem içerisinde rahatlıkla verebilir. Kenardan gelen bir oyuncu olarak hem de. Hızından ve tekniğinden bahsettik. Bir de eksilerinde söyleyeceğim bunu aslında ama e, bu kadar işlem bir hücum attığında asist özelliğinin de arkadaşlarıyla beraber iyi anlaştığı ve aslında oyun tekrarı, oyun istikrarı olduğu takdirde de asit özelliğinin de öne çıktığını söyleyebiliriz. O paylaşımcılık da var yani. Ama bir eksisini şimdi birazdan söyleyeceğim. Neden aslında daha çok gol atamadığını, neden daha fazla asit yapamadığını da söylüyor olacağız. Sen değinmişken o zaman hemen o tarafa geçelim. Bu pırpır pır oyuncunun eksileri nelerdir? Tahmin edersin ki bir karar verme problemi var. Babam bana hep şeyden bahseder. O aklıma geldi ben ilk bunu şey yaptım. Aykut Kocaman der. Vuruşu güzelleştireyim diye çabalamasa... ...100 tane falan daha fazla gol atardı muhtemelen kariyerinde de. Ben de Burna Enike ile alakalı şunu söylüyorum. Karar verme yeteneği olsaydı... ...gol sayılarını, asist sayılarını minimum 10-15 tane üzerine katlayabilirdi. Yani hakikaten hızla bu kadar ekarte edip kaleye bu kadar yakınlaşabilip ceza sahası içerisine girdiğinde şut mu çekeyim pas mı vereyim şu arkadaşıma mı atayım bu arkadaşıma atayım diye bir karar verme mekanizması o kadar geç çalışıyor ki bir şekilde onun top kayıpları olarak sonuçlandığını görebiliyorsun. Yani çok müsait bir pozisyonda topu bir anda rakip savunmaya verdiğini görebiliyorsun. Bir diğer nokta karar vermeden ziyade yani şimdi 1.84 boyundan bahsettik. Bu onun fulleli olmasına çok yardımcı oluyor. Diyoruz ama çok ciddi bir güç ve denge problemi var. Tamam çalımla geçebilirsin, hızınla geçebilirsin ama yakalandığın takdirde ya da rakip savunma ona cevap verdiğinde ve birebir kaldığında bir abartarak söylüyorum tabii ki ama yani bir omuz darbesiyle çok rahat bir şekilde onun dengesini bozup topu ayağından alabiliyorlar. Buna şaşırdım. Biraz da aslında fiziki tarafı ağır basabilmeli bence ikili mücadelelerde. Burada bir noksanlık sezdim. Şimdi az önce Türkiye Ligi'ndeki muhtemel savunmacıların çevre kontrol probleminden ve kademe anlayışından bahsettim ama sertlik anlamında da hiç geride kalır bir yanımız yok aslında lig olarak. Biraz da gaddarca bir sertlik olduğu için bizde onun birebir eşleşmelerinde ciddi sıkıntı yaratabilecek oyuncular var. E bu yılki Rossi'den mesela örnek verebiliriz. Bilenler biliyor ben Rossi'yi çok fazla beğeniyorum ama fiziki anlamda sıkıntı çektiği maçlarda bir hayli fazla görüyorsun. Bu Bruno Henrique'de de var. Yani rahat sindirilebiliyor eğer yakalayabilirsen tabii. E, o yüzden böyle bir dezavantajı biz sayabiliriz. İkili mücadelelerin ve fiziki sertliğin eksik olduğunu söyledik. Bir diğer nokta da şu. Flamengo maçlarını izlerken bunu biraz hissediyordu. Şimdi Jesus biraz daha ön alan presini sürekli şok bir şekilde yani aniden koşularla savunmacıların üstüne koşarak yapan pas tercihleri olabildiğince top kaybına zorlamaya çalışan bir antrenör. Ben Bruno savunma anlayışının ona biçilen görevlerde çok iyi olduğunu düşünmüyorum. Burada ufak bir tembellik sezdim açıkçası. E bu Fenerbahçe savunmasına geldiği takdirde nasıl yansır emin değilim ama... Ya bunu karar vermesi ve ikili mücadelelerdeki az olan sertliği kadar ciddi bakabileceğimiz bir durum değil. Çünkü bu antrenörün biraz görev vermesiyle, biraz ona işlemesiyle, o bilinci oturtmasıyla alakalı. Flamengo'da bunu çok fazla başaramamış Jesus ama Fenerbahçe'ye geldiği takdirde bunu ne yapar bilmiyorum. Yani o hızını yine bir şekilde pres yapmak için kullanıyor ama hani o göstermelik 1-2 saniye bir koşu. Rakip ondan biraz rahatsız oldu. Sonraki devamlılığı hiç yok. Back atıyorum Ferdi sol taraftan çıktı ileri. Hani ben biraz ileride kalayım da Bruno Henrique benim açığımı kapasın gibi bir şey yok. Bruno Henrique'de ben bu bilincin olduğunu şahsen görmedim. Ama nasıl bir antrenör dokunuş olur bunda da emin değilim. İşte böyle eksilerine baktığın zaman karar verme mekanizmasını söyledik. Sertlik ve fiziki dezavantajını söyledik ikili mücadelelerdeki. Bir de savunma bilinci. Maalesef artık futbol değişti ve pres savunma en ileri hattan başlıyor. Bir önceki videoda Weghorst'u ...nasıl övdüysek savunma bilinciyle ve yıpratıcı pres gücüyle... ...burun evlilik içinde tam tersini söylememiz gerekiyor. Bu da ister istemez oyun içerisinde merkez oyuncularının... ...yani sol iç oynayan merkez oyuncusu ve sol bekin... ...ekstra ekstra bir savunma performansı göstermesine sebep olabilecek bir şey. Kendi eksisi olabilir ama takıma da eksi olarak yansıyacak bir şey. Çok kısa da şunu ekleyelim. Herkesin kafasında bir soru işareti var biliyorum. Wolfsburg kariyeri ve bir yıllık Avrupa kariyeri. Neden kısa sürdü? Büyük babası ve abisinin zoruyla Avrupa'ya gittiği ve bir sene sonra hemen ülkesini özleyerek döndüğü söyleniyor. Bu bir soru işareti olabilir. Hak veriyorum ama herhalde muhtemelen Avrupa'ya dönerse de sadece Cesus ve Fenerbahçe için burada bir aidiyet sorunu çok fazla yaşayacağını düşünmüyorum. Ona Fenerbahçe bölümünde değiniriz. Şimdi sen fizik eksikliklerinin altını çizince böyle canım şey çekti. Soğuk Sivas da endike izlemek çekti. Bir hayal edince keyiflendim yani. Apindangoya'ya karşı <laughs> <laughs> sert savunma deyince o binden aklıma geldi <laughs> evet, geldi. Rıza Çalınbay'ın takımı geliyor benim sert savunma deyince. Evet, de aynen de. aklıma. Peki çıkan transfer isimlerine bakınca böyle Jesus sanki 4-4-2, 4-1-3-2 oynayacak, oynatacak takımı gibi geliyor. Yani ki bunun neresinde? Fenerbahçe'de ne yapabilir? 4-4-2'ye kariyerimde daha ağırlıklı oynattım dedi Jesus. Evet basın toplantısında ama bir antrenörün birden fazla planı olmalı dedi. Aslında Flamengo'ya baktığımızda evet 4-4-2 olarak görüyoruz görüyoruz ama kağıt üzerine bir 4 2 3 1 de görebiliyoruz. O kenar oyuncusunun forveti desteklediğini görüyoruz. Ama ağırlıklı olarak yine 4 4 2 kayıyor. Fenerbahçe'de şöyle bir problem var. Fenerbahçe'de 10 numara bölgesinde oynayacak oyuncu sayısı biraz fazla baktığın zaman. Ama şimdi... orta sahada görev açısından birbirine benzeyen oyuncular fazlalaştı. Çok zaten. var. Şimdi Mert Hakkın inanılmaz performans gösterdi orada. Arda Güler gibi bir 10 numara seçeneği var elinizde. İrfan bence merkezde kenar oyuncusuna göre daha iyi. Şimdi ilgilenen oyunculara bakıyorsun. Bir link oynadı geçiyor. Hepsi on numara özellikle. Şimdi diyorum ki yani 4-3-1 oyuncak herhalde Cesus. Ve Hernike gibi bir oyuncu istemesinin sebebi de Forvet'i oyun içerisinde 4-4-2'ye dönmek için desteklemek. Hangi oyun sisteminde oynarsa oynasın, Henrique geldiği takdirde her türlü bu oyunun bence dinamiklerinin en başında olacak isimlerden bir tanesi. Çünkü adam her şekilde hücum oyunu oynayacağını söyledi. Bu kadar da bildiği ve ona dokunduğu ki araları ve ilişkileri çok iyi oldu zaten söyleniyor. Bunun enikinin veda mesajı var. Babasına muhtemelen öyle bir veda mesajı yazmaz. yüz <laughs> ayrılırken. Bu yüzden taktiksel anlamda mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Uzun zamandır Fenerbahçe'nin kenar oyuncularından gelen bir skor problemi var. Zaten Santrafor bulmakta zorlanan bir takım senelerdir. İşte Serdar Dursun ve Vedat çıktı son birkaç senedir. Çift haneli skorlara ulaşan. Bu yıl biraz Rossi işte 9 gol 6 asiste ulaştı. Ama böyle net bir Musa Sov'dan beri herhalde bu kadar net bir kanat forvet hiç kullanmadı Fenerbahçe. O yüzden bu anlamda da bir avantaj. Her şeyden önce şunu bekliyordu herkes. Cesus biraz daha Brezilya ve Portekiz pazarına yöneliyor transferlerde ilgilenen oyunculara baktığında. Belli ki bir senelik sözleşmesi sonucunda ki 8 senedir de gelmeyen bir şampiyonluğa baktığında direkt olarak tabii ki şampiyonluk hedefleyen bir takım var. Bu yüzden adaptasyon problemini en alt seviyede yaşamak istiyor Fenerbahçe. İlk 11'e yapacağı net 4-5 takviyeyle. Bu yüzden tanıdık oyunculara gitmesi, Burnley'in gitmesi ...hiç de sürpriz değil açıkçası ve ilgilendiği oyunculara baktığında. O Wolfsburg demiştim hani soru işareti yaratıyor ama... ...ben Fenerbahçe'nin içerisindeki Brezilya kültürüne uyumuna inanıyorum. Senelerdir de özlenen bir şey ta Alex dönemlerinden biri. Bu yüzden o kültür sanki yeniden ilgilenen oyuncularla beraber... ...oluşturulmaya çalışılıyor gibi. E, bu yüzden şu an hali hazırda baktığında da... ...yani kanat forvet anlamında Bruno Henrique gibi... ...Cesus sisteminde direkt katkı sağlayacak başka bir isim bulmak... Bir miktar zor bir açıkçası. Biraz daha garanti oynuyor gibi Fenerbahçe. Ee, Ali Koç transfer listesini övdü. Hiç basında çıkmayan isimler dedi. Ondan sonra çıkmaya başladı isimler yavaş yavaş. Bu yüzden bu ilgi de bana hiç sürpriz olarak gelmiyor açıkçası. Ve son olarak da Bruno ikinin bence şöyle bir avantajı var. Fenerbahçe onu aldığı takdirde bir şekilde aslında minimum iki maksimum 3 mevkii de ilk on bir olarak solda kullanabilir ama forveti İleri ucu ve sağ kenarı da aslında bir bakıma yedeklemiş oluyor. Örneğin işte Rossi satılmadı diyelim. Belki Rossi'yi sol olarak kullanıp Henrique'yi sağ olarak kullanabilir. Ya da direkt hakikaten düz 4-4-2 düşünüyordur. Bruno Henrique ve Santrafor olarak. Çünkü sahte doksu olarak da oynatıyor Flamengo'da. O becerisi de var. Hücumun neresine koysam bir şekilde sırıtmayacak ve belirli bir performans verecek. Bu yüzden ben geldiği takdirde Wolfsburg olayına çok takılmadan Fenerbahçe tarafında işlerin olumlu olabileceğini düşünüyorum ama gerçekten eksilerindeki o karar verme ve sertlik problemi Türkiye'de dezavantajı olabilir mi de düşünmeden edemiyorum açıkçası. Ee, böyle söyleyebilirim. Diline sağlık Olcan. Çok teşekkür ederim. Bruna Yenike analizinin sonuna geldik. Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir oyuncuyu da sizlere anlatmaya çalıştım umarım. Sizler de fazlasıyla bilgi sahibi olabilmişsinizdir. Bruno Henrique ile alakalı sizin de bir yorumunuz varsa lütfen videonun altına yazmayı unutmayın ve Sports Digital YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki transfer gününde görüşmek üzere o zamana kadar kendinize çok iyi bakın.